ABC saat fabrikasının sahibi olduğumuzu düşünelim ve farz edelim ki yaptığımız işin ekonomik boyutunu biraz daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Burada bir hesap çizelgesi yazılımı görüyorsunuz. Çoğu bilgisayarda olan tablolar oluşturarak hesap yapmamıza yardımcı olan bir yazılım. Ve karşımızda fabrika müdüründen aldığımız işin nasıl gittiğine dair bazı veriler var. Bu elimizdeki verilere bağlı olarak da şu yan tarafta gördüğünüz boş kısımları dolduracağız. İlk sütunda sabit giderler bulunuyor. Aylık sabit giderler. Bunlar ne kadar üretirsek üretelim ya da kaç kişi çalıştırırsak çalıştıralım kısa vadede değiştiremeyeceğimiz örneğin fabrikanın kirası ve ekipman kirası gibi giderler. Evet, aylık sabit giderimiz 5000 liraymış. Burada ise iş gücü birimleri var. Bu örnekte bir iş gücü biriminin tam zamanlı bir çalışan olduğunu ve bu çalışanın da ayın her iş günü fabrikada çalıştığını farz edelim. Çalışan sayısı ayın her iş gününde farklı olabiliyor. Tam zamanlı bir kişiye ek olarak 2 kişi, 3 kişi derken 6 kişiye kadar çıkabiliyor. Bunlar değişken giderler. Yine kolay olması adına bunun da çalışanların maliyeti olduğunu düşünelim. Tabii gerçekte değişken giderler iş gücü birimleri ve kullanılan malzeme miktarına bağlı olarak değişir. Neyse biz bu örneği mümkün olduğunca basit tutmaya çalışalım. Onun için bu da toplam maliyetimiz olsun. Yani sabit gider artı değişken gider. Toplam maliyetimiz olsun. Elimizdeki çalışan sayısına bağlı olarak bir ayda kaç tane saat ürettiğimizi de biliyoruz. Evet bu da bu sütunda verilmiş bunun sabit giderler ve değişken giderler tarafından belirlendiğini de söyleyebiliriz. Burada ise hesaplamamız gerekenleri görüyoruz. Eğer fabrikanın işleyişini enine boyunu öğrenmek istiyorsak, burada gördüklerimizi de hesaplamamız lazım. Bu iş gücünün marjinal ürünü. Burada gördüğümüzde İngilizce kısaltması olan MPL. Buradaki MC ise marjinal maliyete karşılık geliyor. Burada gördüğümüz AVC ortalama değişken maliyet, hemen yanındaki AFC ortalama sabit maliyet, en sondaki ATC ise ortalama toplam maliyet demek. Her zaman olduğu gibi hadi şimdi hemen videoyu durdurun ve en azından bir sırayı kendi kendinize doldurmaya çalışın. Sonra da hep birlikte dolduralım. Evet, hadi başlayalım. İş gücünün marjinal ürünüyle başlayacağız. Bunun ne olduğunu hemen hatırlayalım mı? Her bir ek iş gücü birimi için üretimimiz ne kadar artıyor? Bu yüzden ikinci satırla başlamamız lazım. Çünkü önemli olan ek iş gücü birimleri. Bir iş gücü biriminden iki iş gücü birimine geçtiğimizde toplam üretilen saat sayısı 10'dan 25'e çıkmış. Bu da 15 tane daha saat üretebildiğimiz anlamına gelir. Buraya sadece 15 yazabilirim ama formülü kullansak daha iyi olur. Neden diyecek olursanız formülü aşağıya sürüklediğimizde hiçbir ek hesaplama yapmadan tüm boşlukları doldurmuş oluruz da ondan. Toplam üretimdeki farkı bulmak istediğimiz için 25'in içinde olduğu kareyi seçiyorum ve eksi 10'un içinde olduğu kareyi yazıyorum. Ve bunu iş gücü birimini birden 2'ye yükselterek yaptığımız için bölü 2 eksi 1'i de ekliyorum. Bu sayede iş gücünün marjinal ürünü az önce de hesapladığımız gibi 15'e eşit oluyor. Diğer satırları da formülü aşağı sürükleyerek dolduralım. 2 çalışandan 3 çalışana geçtiğimizde iş gücünün marjinal ürünü 20 olmuş. Bu, bir çalışan daha çalıştırarak aylık saat üretimini 20 birim arttırabileceğimiz anlamına gelir. Burada iki ilginç durumla karşı karşıyayız. İş gücünün marjinal ürünü başlangıçta artıyor ve sonra azalıyor. Öyle değil mi? Bu birçok işletme ve fabrika için geçerli olan bir durum. Neden diyecek olursanız ilk aşamalarda iş gücünün belirli alanlarda uzmanlaşmasının karşılığını alırız da ondan. Düşünsenize. Bir tane çalışanınız olduğunda bütün işleri o yapmak zorundadır saatin camını parlatır, kutuları taşır, tedarikçilerle konuşur, saatlere gereken bakımları yapar ve başka ne yapılması gerekiyorsa hepsini kendisi yapar. Ama çalışan sayısı arttıkça her biri belli bir alanda uzmanlaşmaya başlar. Çalışanlardan biri montajda, diğeri de kutuları taşımakta uzmanlaşabilir. Yani çalışanlar belirli bir beceri üzerine yoğunlaşabilirler. Bu durum verimliliğin artması, yani üretimin artması anlamına gelir. Ama çalışan sayısı arttıkça zaman içerisinde toplam üretim azalmaya başlar. İş yeri kalabalıklaşır. Herkes tedarikçilerden farklı bir malzeme bekliyordur. Birbirlerinin önünü kapamamaları gerekir vesaire vesaire. Sonuç olarak iş gücü birimi başına üretilen toplam üretim azalmaya başlar. Ve bu da iş gücünün marjinal ürününün azalması anlamına gelir. Sırada marjinal maliyet var birazdan marjinal maliyetin iş gücünün marjinal ürünüyle ters yönü hareket ettiğini göreceksiniz. Marjinal maliyet her bir ek ürünün bize maliyetinin ne olduğunu verir. Örneğin ürettiğimiz toplam saat sayısı 10'dan 25'e çıktığında yani ek 15 saat ürettiğimizde maliyetin ortalama olarak ne kadar arttığına bakmamız lazım. Bu arada kafanızı da karıştırmak istemiyorum. Yani şimdilik ortalama değişken maliyetten, ortalama sabit maliyetten ya da ortalama toplam maliyetten bahsetmiyorum. Hesaplamak için bir bakalım. Maliyetimiz 7 bin liradan 11 bin liraya çıkmış. 11000 bin eksi 7 bin. maliyetteki değişim. Bunu toplam üretimdeki değişime yani 25 eksi 10'a bölmemiz lazım. Bunu da aşağı sürükleyelim iş gücünün marjinal ürünü artarken marjinal maliyetin azaldığını görüyorsunuz değil mi? Çalışan sayısı arttıkça her biri alanında uzmanlaştığı için bu son derece mantıklı bir durum. Ama marjinal getiri azaldıkça marjinal maliyet de artmaya başlıyor. Sırada ortalama maliyet var. Önce ortalama değişken maliyete bakalım. Bunu değişken giderleri toplam üretime bölerek bulacağız. İlk 25 saat için ortalama değişken giderimiz 240 liraymış. Sabit giderlerden bahsetmediğime dikkatinizi çekmek isterim. Ortalama sabit maliyet için de sabit giderleri toplam üretime böleceğiz. Ortalama toplam maliyet ise toplam giderler bölü toplam üretimle bulunur. İlk 25 saat için ortalama toplam maliyet 440 liraymış. Bu 440 liranın ne kadarının değişken ne kadarının da sabit olduğunu da diğer sütunlarda görebiliyoruz. Formülleri aşağı sürükleyelim. Bu Excel tablolarının en güzel yanında bu değil mi zaten? İlginç olan bir durum daha var. Rakamları incelediğinizde ilk etapta dikkatinizi çekmemiş olabilir. Marjinal maliyet, ortalama değişken maliyet ve ortalama toplam maliyetle kesiştiğinde ortalama değişken maliyette de bir noktada azalmaktayken artmaya başlıyor. Ortalama toplam maliyet azalırken artmaya başlıyor. Az önce de söylediğim gibi bunların grafiğini çizdiğimizde marjinal maliyetin ortalama değişken maliyetle kesiştiği nokta, ortalama değişken maliyetin yönünün değiştiği nokta olacak. Aynı durum marjinal maliyetin ortalama toplam maliyetle kesiştiği nokta için de geçerli. Bu da yönün değişmesi anlamına gelecek. Ortalama sabit maliyet azalmaya devam edecek. Neden diyecek olursanız, sabit giderler toplam üretim arttıkça artmayacak. Bu yüzden de aynı giderlerin daha fazla ürün üzerine dağıldığını ya da daha fazla ürün arasında paylaştırıldığını düşünebiliriz. Bu eğrinin aşağı doğru asimtot yapmasının sebebi de budur zaten. Bundan sonraki videoda grafikleri çizeceğiz ve tüm bu söylediklerimi görme şansına sahip olacağız.